Hocam şimdi de Astana mı? Abi bu ne ya? Çok büyük kararlar bekleniyor Astana'dan özellikle. Dediğim gibi Cumhur hiç durmuyor abi. Abi ben bildim bileli ben 50 senedir bu ülkeyi tanırım. 50 senedir bu ülke... Hocam şimdi de Astana mı? Ne oluyor ya? Abi adam gitti Şangay. 3 gün 4 gün be oradan geçti Amerika'ya. Yani görüşmediği kim? Şangay'da zaten biliyorsun muhabbet. Şangay beşlisi böyle açmış gözünü ağzını bakıyor bizim Cumhur'a. Oradan geçti Amerika'ya. Amerika'da herkes adamın peşinde. Avrupa'ya çağırdılar. Bu sosyoekonomik bilmem ne falan Fransa Putin falan herkes... Cumhurbaşkanı'nın etrafında şimdi tekrar Astana abi adam hiç durmuyor. Yemin ederim Allah biliyor ya adam hiç kim ne derse desin bak. Kim ne derse desin Cumhur hiç durmuyor. Yani hiç demiyor ki baş ver bana ne lan. Biz öyle cumhurbaşkanları gördük abi. Yani oturup ya baş ver dinlindir bugün bugündür diyen insanlar mı? Artık bugün oldu, yarına bakalım biz diyenler mi? Benim devlet, benim memurum, ben bilmiyorum. Lan bu ne ya? Yani dünya 5'ten büyüktür diyor. Biz diyor ilk 10 ekonominin içine gireceğiz diyor. Ve hakikaten bunun için uğraşıyor. Yani bunu sen sadece o uçaktan bir yerden bir yere 2000, 3000 kilometre yol gitmek bile başlı başına bir sıkıntı. Abi bir de 70 küsür yaşındasın. Yani biz 40-50 yaşında bitik vaziyetteyiz. Kalk sen bir de oradan kalk 2 gün daha oturmadan... Oturduğunu da görmüyorsun çünkü her gün birileriyle bir toplantılar yapıyor, her gün bir kararlar alınıyor, her gün bir sonuçlara varılıyor. Daha dün bir bugün iki, bugün de Astana. Abi ne diyeyim ben ya ama Astana'da çok başka olaylar var, çok farklı olaylar var, çok acayip kararlar var geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Astana'ya geçti. Yarın Putin'le görüşme var. Tokayev bugün karşıladı. Oturuyorlar, konuşuyorlar. Onun dışında İran Cumhurbaşkanı reisi de gelecek o tarafa. Yani etraftaki yaklaşık 10 ülkenin temsilcileri de Astana'da olacak. Çok büyük kararlar bekleniyor. Yani bizim adımıza ve Rusya adına özellikle bizim adımıza çok büyük kararlar bekleniyor Astana'dan özellikle. Kıbrıs konusunda bizim duyduklarımıza göre Güney Kıbrıs'a, pardon özür dilerim, Güney Kıbrıs'ta yakında Güney diye bir şey kalmayacak, o da bize gelecek ya. Yavaş, sakin, acele etmeye gerek yok. Sonuçta biz attığımız adımları düzgün ve akıllı attığımız sürece hiç sıkıntı yok. Kuzey Kıbrıs'a Rusya'nın temsilcilik açma ihtimali %90. Zaten Ercan Havalimanı'na direkt uçuşlar başlayacak. Bak bunları yarınki haberlerde dinleyeceksiniz. Temsilcilik açılıyor Kuzey Kıbrıs'a. Rusya, Putin açıyor. Onun dışında gazla alakalı, gaz vermiş gibi olmayalım ama Türkiye'nin Avrupa'nın gaz deposu olma ihtimali var Rusya'dan. Bizim Karadeniz'deki gaz zaten Şubat-Mart gibi artık çıkmaya başlıyor biliyorsunuz. Hala da buna inanmayan insanlar var. Hala da
Yok efendim o yalan. Adam oraya 10 metre 20 metre çapında borular döşedi. Şu telefona bakayım geliyorum. Yani bazı şeyleri anlamakta çok zorlanıyor insan. Dediğim gibi cumhur hiç durmuyor abi. Dakikasını durmuyor. Ya şöyle bir şekliyle bir 20-30 sene daha giderse değme keyfimize. Şöyle böyle şu bu sağ sol fark etmez işte bilmem ne işte. Ki bana çok diyorlar abi saçlar uzun saçlı küpeli müpeli sen nasıl? Neysek o. Gördüğümüz, doğru bildiğimiz, doğru düşündüğümüz, akıl süzgecinden geçirdiğimiz şey neyse o abi. Ocu şucu, bucu şucu, ben bilmiyorum. Bak ben rockçıyım, metal dinlerim, müzik yaparım, teknolojiyle uğraşırım. Böyle bir tuhaf, değişik bir adam. Ama şimdi adam gerçekten uğraşıyorsa, iyi niyetliyse ve samimiyse, ha götürüp götürmüyor işte nereye kimi götürüyor, o dolmuş mu bilmeyen ben, onları ben. Ama burada özellikle dış ilişkilerde abi çok büyük adımlar atılıyor. Yani bunları görmemek için insanın bilmiyorum yani bir tuhaf olması lazım. Yani görüyoruz hepimiz seyrediyoruz. Türkiye'nin nereye konulduğu, nasıl bir muhabbetin içerisinde tutulduğu. Dünya ülkelerini gözünün önüne getir. Dünyada olan biteni gözünün önüne getir. Ve Türkiye'nin şu anki Cumhurbaşkanı ile beraber tutulduğu, yapıldığı muhabbetler içerisinde Libya olsun, Mısır olsun, Yunanistan olsun, işte atıyorum Akdeniz'de, yani Ermenistan'la, Paşinyan'la, yani görüyorsun. Ben bildim bileli ben 50 senedir bu ülkeyi tanırım. 50 senedir bu ülke böyle itibar görmedi. Ve bu bana çok büyük gurur veriyor. Astana'da, işte Prag'da, işte Amerika'da, Çin'de, Şangay'da. Ben gurur duyuyorum abi. O koltukta oturan insanları ben görüyorum. Ve gördüğüm şey akıl mantık süzgecimde bana başka şeyler anlatıyor. Yani bunlar planlanmış, kurgulanmış. Bunlar böyle bir şey olamaz. Yani insana tuhaf mısın derler. Bu nasıl planlanabilir? Cumhurbaşkanlarını dizeceksin herkes. Cumhur'un Tayyip'in ağzının içine bakacak. Muhabbet olsun olmasın fark etmez. Orada güzel bir şeyler var, bir paylaşım var, bir şey var. Paşinyan gelecek, Cumhurbaşkanı'yla oturacak. Bir de el pençe oturuyorlar fark ediyor musunuz? Bilmiyorum. Cumhurbaşkanının karşısında oturma şekline dikkat ediyor musunuz? Lütfen. Astana'da olacaklara dair çok güzel şeyler gelecek zaten yarın geliyor. Biz birkaçını söyleyelim istedik. Biz Garaj Tayfa gündemdekiler, gündemde olanları teknoloji kafasından anlatmaya, paylaşmaya, bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Türbanla alakalı bir video yaptık. Yasanın teklife sunulmasıyla zaten yayınlayacağız. Gol olur mu diye. Cumhurbaşkanı dedi ya. En son sicil affı, afla alakalı birkaç tane daha video. Geçen videomuz sicil affıyla, afla alakalı. O affın çok daha büyük, çok daha kapsamlı olması düşünülüyor. Onunla alakalı birkaç video daha yayınlayacağız. Takipte kalın, bizimle kalın, garajda kalın. Gündemden uzak kalmayın, peace kalın.